havuzuna sağladıysak. İkinci oturuma başlamadan önce belirtmek istiyorum, kapıları kapatacağız. Önemli bir durum olmadığı takdirde lütfen çıkmak için talepte bulunmayın. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise eğitim ve beyin göçü sorununa dair çözüm önerilerini sizlere takdim etmek üzere Sayın Doktor Aşan Bacağı kürsüye davet ediyorum. Önce bu beyin göçü ve beyin göçünün tersine döndürülmesi kavramlarıyla ilgili biraz şeyler söylemek istiyorum. Bence çok yanlış terimler. Çünkü zeka genetik olarak eş dağılıyor coğrafyanın üzerine. Yani Afrika'daki zeka kapasitesiyle Türkiye'deki ve Avrupa'daki aynı. Ama bu üç coğrafyanın arasındaki fark teknolojik ilerleme. Ve o teknolojik ilerlemeyi topluma nasıl yansıttıkları. Buradaki en büyük fark 17. yüzyılın sonunda 18. yüzyılın ortalarında başlayan endüstriyel devrimle tabii ki ilişkili. Endüstriyel devrimi kaçırdığınız zaman bilim ve endüstriyi toplumunuza doğru şekilde hazmettirmeniz maalesef çok çok daha zor oluyor. Çünkü endüstriyel devrim sırasında aslında o eski kültürel yapılarınızdan kurtulup endüstri kültürüne geçiyorsunuz. Yani bugün Batı'nın kültürü ya da Batı kültürü diye değerlendirdiğimiz şey aslında Batı'nın kasaba kültürü değil. Tabii ki kasabaların hepsinin kendi kültürleri var. Ama bütün Batı'daki genel kültür endüstriyel kültür, üretim kültürü. Nasıl çalışılır? Nasıl üretilir? Ve bu şekilde olan toplumlar nasıl yaşar? Endüstriyel kültürü kaçırdığınız zaman tabii ki eğitiminizde çok büyük şeyler kaçırıyorsunuz. Endüstrinizde çok büyük şeyler kaçırıyorsunuz. Şu an mesela işte 21. yüzyıldayız. Ostim'in hemen yanındayız. Teknikleşmiş ve ileri bizden daha iyi teknoloji sahibi olan ülkelerin tamamında artık materyal işlerken hata oranlarımız mikrometrenin altında. Yani mikrometre bir milimetrenin binde biri. Onun altında da hata yaparak makinelerde işte metal işliyoruz, ağaç kesiyoruz her neyse. Fakat Türkiye'ye geldiğinizde milimetrenin altında. Ne demek oluyor? Yeterince hassas değilsiniz. Neden de yeterince hassas değilsiniz? Çünkü o makineleri kullanmayı bilmiyorsunuz, yapmayı bilmiyorsunuz. Ve buralardaki eksikliğimiz bir süre sonra bizi sürekli duygusal analizler yapmaya yönlendiriyor. Çünkü analitik analizler yaptığımız zaman hep canımız yanıyor. Hep eksik olduğumuzu, hep geri olduğumuzu, hep yetişemeyeceğimizi görüyoruz. Bunun tamiri için
beyin göçünü geri döndürüyorum ya da işte beyin göçünü geri döndürelim hedefi biraz problemli bir hedef. Az önce söylediğimiz gibi beyin coğrafyaya ya da zeka coğrafyaya eş dağılıyor zaten. Bu beyinlerin bir yerden bir yere göç etmesinde bir sebep var. Çünkü o göç edilen coğrafyadaki kaynaklar o beyinleri beslemeye yetmiyor artık. O yüzden o beyinler oradan ayrılıp başka bir yere gidiyorlar. Son iki senedir Türkiye'deki deneysel fiziğin gelişmemesi dolayısıyla karşılaştığım problemler çok kolay aşılabilir problemler değil. Çünkü mesela bazı ihtiyaçlar için market gelişmemiş. 80 milyonluk bir ülkenin 8-10 bin tane çok tanınır, disiplinli, uluslararası beceriye ulaşmış bilim insanına ihtiyacı var. Bizim tam rakamı bilmiyorum ama 10 binlerce profesör ve doçentimiz var. %3'ü falan dünya standartlarında. Yani yarın Türkiye Akademisi'nin %90'ının işini elinden alsanız muhtemelen Türkiye Akademisi'ne iyilik etmiş olursunuz. Farkındayım bunlar çok şey, üzücü gerçekler. Bunlar benim analizlerim. 2 senedir ülkemi izleyerek yaptığım analizler. 25 senedir de dünyayı izliyorum. Hala da çalıştığım araştırma ortaklarım işte NASA, Manchester Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Sandia Laboratuvarları. Bunların hepsi uluslararası çok önemli laboratuvarlar. Ve fakat yakalamak için ve aradaki farkı kapatmak için çok uğraşıyoruz. Doktora grubuma ilk öğretmek zorunda kaldığım şey ne oluyor biliyor musunuz? 8 saat çalışabilme becerisi. Türkiye'de üniversite mezunu mühendis, doktora yapmak isteyen, master yapmak isteyen arkadaşlarımız ders çalışmayı bilmiyorlar. Ondan sonra Türk Akademisi'nden uluslararası dergilere gönderilen makalelerde "Aa bizim ismimiz Türk" diye kabul etmediler. Abi senin ismini bile görmüyor hakem. Hakem kağıt değerlendirirken senin ismini bile görmüyor. Türkiye'den geldiğinde bilmiyor o kağıdı. O kağıdın kabul edilmemesinin sebebi kağıdın kalitesizliği. Bunu çok acı bir gerçek olarak yüz yüze durmamız gerekiyor ki düzeltebilelim. Sebebimiz, biz Türkiye'den gönderiyoruz diye bunları yayınlamıyorlar olduğu zaman çok duygusal ve anlamsız bir analizle yolunuza devam ediyorsunuz. Hayır, yaptığın iş kötü. Uluslararası standartta değil, onun düzeltilmesi lazım. Ancak o zaman doğru tarafa doğru ilerleyeceğiz. Burada tabii Mustafa Kemal çok önemli bir insan. Ülke için de çok önemli bir insan. Ülkenin ilk geometri kitabını yazdığını, üçgenin, dikdörtgenin, karenin isimlerini verdiğini biliyor muydunuz bilmiyorum. Bunların hepsi Fransızcadan çevirme. Adam filozofi yok. Adam birkaç dil biliyor. Adamı överken, severken, yüceltirken çok maharetliyiz. Ve fakat yaptığını yaparken inanılmaz maharetsiziz. Yani bu problemli noktalarımızı konuşmamız lazım. Duygusal, birbirimizi hareketlendiren hislerimizi, hep bunları konuşursak sadece birazcık duygusal ve bizi başarıya götürmeyecek analizler yapıyoruz. Kendimizi böyle bir hareketlendiriyoruz. Ama gerçek analiz her zaman acıtır. Her zaman incitir. Gerçek analiz başarısızlığınızı size söyler. Gerçek analiz ne yapmanız gerektiğini size söyler. Eğer doktora 10 saat çalışmıyorsanız olmayacak. Olmayacak. Lütfen bundan sonra doktora yapıyorum diyen arkadaşların günde kaç saat çalıştıklarına bir bakın. Çünkü rakibin 10 saat çalışıyor. Üstelik
üstüne üstüne senden daha teknik, senden daha zengin. Olanakları senden daha fazla. Üzgünüm ama 10 saat bile çalışarak kapatamayabilirsin orayı. Belki de senin o aralıkları kapatman için 16 saat çalışman lazım. Ve bu bir disiplin meselesi. Dünyanın ilk 100 enstitüsünde çalıştığımdan bahsetmiştim. Ben zannederim 24 yaşından beridir. Şu an 45 yaşını geçtim. 40 yaşına kadar kesinlikle 7 gün çalıştım laboratuvarda. Pazarlarda dahil olmak üzere. Kesinlikle haftanın 7 günü laboratuvardaydım. Ancak bunu yaparsanız o grubun içinde durabiliyorsunuz. Bunu yapmadığınız zaman o grubun içinde yer de yok zaten. Buradan da Mustafa Kemal'in yine söyleyip ondan sonra ağzımızda kalan fakat yine uygulamalarda çok fazla kullanmadığımız bir nadide cümlesini hatırlatmak istiyorum. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için. Muvaffakiyet, duymuş muydunuz? Başarılı olabilmek için. En hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fenin haricinde mürşit aramak gaflettir. Cehalettir, dalalettir. Bunu sadece böyle söylediğiniz zaman, hatta bu kadar uzun da değil, o bütün cümlenin arasındaki en hakiki mürşit ilimdir'i söylediğiniz zaman inanılmaz yanlış bir tarafa doğru ilerliyorsunuz. Eğer bu cümleyi referans edip dünya tarihinden 10 tane filozof, dünya tarihinden 10 tane çok önemli sanatçı, ressam, yazar, dünya dillerinden bir iki tanesini bilmiyorsanız kendinizi rahatsız hissetmeniz lazım. Adamın referansını yanlış kullandığınız için kendinizi rahatsız hissetmeniz lazım. Bu rahatsızlık hissedilmiyorsa ki kendi bireysel deneyimlerinden söyleyeyim, rahatsızlık hissi insanı başarıya ittiren bir histir. Huzursuzluk ve rahatsızlık başarı için önemli hislerdir. Huzursuz ve rahatsız olmaksızın disiplin gerektiren alanlarda başarılı olmanız imkansız. İyi bir iş adamı olabilirsiniz ya da bir dükkanı falan çevirebilirsiniz. Ama iki molekülün arasındaki elektronik ilişkileri anlamaya çalışıyorsanız maalesef söz konusu değil. Söz konusu. Son bir iki örnek verdikten sonra sizlerden ayrılacağım. Sosyal medyada, internette bana ulaşabilirsiniz. Aşağı bacak, laboratuvarımın da olanaklarını orada da görebilirsiniz. Aramızda genç ve fen, bilim için ilerleyip eğitim görmek isteyen arkadaşlarımız varsa özellikle onlarla ilişki kurmaktan çok büyük zevk alırım. Duygular çok önemli şeyler ama lütfen analiz yaparken duygularınızı kullanmayın. Ve en gerçekçi olmanız gereken birey kendinizsiniz. Eğer toplum için, eğer ülke için 25 seneden sonra zannederim 5 milyon sterlin değerinde falan benim laboratuvarım. Bu laboratuvarı Türkiye'ye getirmemin tek sebebi Türkiye'de bu teknolojilerin olmaması ve 21. yüzyıla gelmemize rağmen moleküler interaksiyon problemlerini Türkiye'de çözebilecek bilincimizin olmamasıydı. Ve hani dünya için çalışan bir bilim insanının sorumluluklarından birisi de bu teknolojilerin olmadığı yerlerde bu teknolojiyi yaratmak. O yüzden de ben uluslararası eğitildiğim için laboratuvarları toplayıp gelirken hiç soru işareti bile yoktu aklımda. Hala da. Bu iş bu ülkede olacak. Ve fakat benim yöntemim disiplinli ve olması gereken gibi yapmak. Ha şeyi söyledim. Yani uzaya gideceğiz derken
bir roket vücudu yapmak değil o problem. O roketin içerisine koyacağınız yakıtı da yapmak zorundasınız. O yakıtı yapmak için de reaksiyon kinetiği bilmek zorundasınız. Eğer ülkenizin akademisinde reaksiyon kinetiği henüz oluşmamışsa, biz yarın uzaya gidiyoruz demek, uzaya gidenleri sadece güldürür. O kadar. Siz gaz alabilirsiniz ama o problemi çözüp gerçekten uzaya gidenlerin hepsini güldürür. Çünkü o problemi çözenler nasıl yapılacağını biliyorlar. Ve bir bakıyorlar. Ya hayır, sizin metodolojiniz boş. Olmayacak, gidemeyeceksiniz. Yani ciddi bir tartışma partneri bile değilsiniz. O yüzden kendimize gaz vermekten ve duygusal analiz yapmaktan çok daha ötede didaktik, acımasız analiz yapıp o disiplinleri izlemediğimiz sürece maalesef başarılı olma imkanımız yok. Ben bunu Türkiye'de kırmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki almaktan çok mutlu olurum. Çok. Şuraya bakalım. Şimdi Türkiye'de şöyle bir algı oluşturuldu. Sanırım siz onu demek yanlış anlamalıysanız. Beyin göçünün arkasında sanki sadece bizim insanlarımız para için gidiyormuş gibi aşağılamaya dönük bir hava oluşturuldu. Oysa siz biraz önce söylediğiniz şey şuydu, ben yanlış anlamalıysam. Bu da adam bilimsel olarak tatmin olamıyor. Yani laboratuvar yok, deney yok, işte bu anlamda imkanlar yok vesaire. Asıl diyorsunuz anladığım kadarıyla böyle bir aşağılıkça, sırf böyle karnı doyurmak için değil de mi? Doğru mu anladınız? Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani özellikle de bilim dediğimiz zaman, özellikle de araştırma dediğimiz zaman, ya kaynağı olan araştırmacı niçin sağa sola kaçsın? Bakın çok rakamlarla hemen örnek vereyim. Benim Türkiye'ye gelebilme becerimin tek sebebi kendi laboratuvarımın olması. Kendi cihazlarımın olması. Eğer kendi cihazlarım olmasaydı kesinlikle gelemezdim. TÜBİTAK'ın bugün işte genel araştırma için açtığı çağrılarda verdiği araştırma desteği miktarı 1,5 milyon falan. Çok özür dilerim ama 1,5 milyon 50 bin sterlin ya. 50 bin sterlin. 50 bin sterlin ne biliyor musunuz? 4 tane doktor öğrencisinin 1 yıllık bursu. 4 doktor öğrencisinin 1 yıllık bursuyla uluslararası araştırma yönetebilmeniz, cihaz alabilmeniz, ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz ve işte Manchester'daki ya da Max Planck Enstitüsü'ndeki bir başka bir eşdeğerinizle yarışmanız imkansız. İmkansız. Söz konusu değil. Daha cihaz almak, öğrenci beslemek falan, onlara gelmedik henüz. Az önce işte Ostim'deki örneği verdik. Daha henüz üniversitelerin atölyelerine gelmedik. Henüz. Daha oraları, oradaki problemleri konuşmuyoruz bile. Ben Ankara Atatürk Lisesi mezunuyum. Lisenin mezuniyet sınavlarını Mustafa Kemal'in kendisi yapmıştır bazı senelerde. Bruno Taut, Atatürk Lisesi'nin dizayn eden mimar. Ankara Üniversitesi'nin Fen Fakültesi binaları da Bruno Taut dizayn etmiş. Ben ülkeme dönerken böyle şeylerin heyecanıyla döndüm. Laboratuvarları toplayacağım. Artık enstrümanım olduğu için çok fazla paraya ihtiyacım yok. Daha az parayla sadece ihtiyaçlarımı alarak araştırma yapabilirim. Ayrıca da Ankara Üniversitesi'ne döneceğim diye geri döndüm. Ben Türkiye'ye dönerken işte ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, onların hepsi bekliyorlardı. Bize gelmeni istiyoruz diye. Ben Ankara Üniversitesi'ni özellikle Cumhuriyet'in ilk üniversitesi ve doğru okulu olduğu için seçtim. Yani çok enteresandır mesela işte Cumhuriyet'in bana nasıl dokunduğuna bir bakarsanız, Cumhuriyet'in davet ettiği uluslararası mimarların yaptığı okulda okumuşum. Geri ülkeme döndüğümde de aynı binalara dönmek için ikinci, Cumhuriyet'in ikinci
üniversitesini, ilk üniversitesini ikinci okumak, ilk üniversitesini seçip geri dönüyor. Bunlar duygusal taraftarı. İşte bu, mesela bu sebeplerin hiçbirisi bizi başarıya götürmeyecek. Bunlar sadece benim bireysel duygularım. Bunların hiçbirisi bizim başarımızla ilişkili olmayacak. Bizim başarımız sadece disiplin ve çalışma hırsı olmak zorunda. Giden arkadaşlarla da gitmek, bu arada insan, bakın bu ulus devlet işi, sınırlar ve ulus devlet işi çok yeni bir şey. Bundan 600 sene önce sınır falan yoktu. Yürüyerek başka bir yere gidip yerleşiyordunuz. Ve orada yaşamaya devam ediyordunuz. Bu ulus devletin getirdiği mekanizma da çok yeni bir şey. Ve inanın değişecek. O yüzden de yani bir bilim insanının bir yerden bir yere oynaması kesinlikle o insanın şahsi, tabii çok özel durumlar olabilir. Bu tür durumlarda işte böyle tartışılırken aradan bir tane 50 yılda bir çıkmış bir tane ajan gösteriyorlar. Ondan sonra aa bak bu böyle. Hayır abi. Yani 999 tanesi normal bir insan. Neden? Bir tane kötü örnek var onu gösteriyorsun ve böyle bir manipülasyona doğru ilerliyorsun. Bu yanlış. Bilim insanları bilim yapmak için çok doğal olarak fonun ve olasılıkların, olanakların çok daha fazla olduğu yerlere giderler. Bir de üstüne üstlük akademi ve bilim dünyası işte rahat konuşabileceğiniz, rahat tartışabileceğiniz, istediğiniz şeyi söyleyebileceğiniz bir yer olması gerekiyor. Bu özgürlükleriniz yoksa yine doğru bilim insanı karakteristiklerine sahipseniz de o olduğunuz ortam da sizi çok bunaltıyor olabilir. Oradan kurtulmak gerçekten artık bireysel isteğiniz haline gelmiş olabilir ülkeniz falan olmasına rağmen. Vatan çok başka bir şey. Gittiğinizde özleyeceksiniz kesinlikle. Ve umuyorum ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Hepinizin hedefi uluslararası olmadı. Gidin, çalışın, yapın. Belki 15 sene sonra siz de benim gibi oradaki büyük laboratuvarlarınızı toplayıp geleceksiniz. Ha belki orada çalışmaya devam edeceksiniz. Hiç önemli değil. Aziz Hoca'nın dünyanın hangi üniversitesinde çalıştığı hiç önemli değil. Gelen arkadaşlar için de çok büyük başarılar. Harika, geri gelin ve çalışın. Ama bu ben özellikle doğulu toplumlarda çok görüyorum. Çin'de de bazı danışmanlıklar yaptım ve çalıştım. Ama disiplinli olmadığı zaman ve duygusal eğilimlerle olduğu zaman bu hep maalesef bu çabalar boşa gidecek ve başarıya ulaşmayacaklar. Çok pardon uzattım galiba. Başka soru var mı? Evet, biz de teşekkür ederiz. Şimdi ise güvenlik ve terör sorunu üzerine dair çözüm önerilerini dinlemek üzere Fethullahçı teröristlerle mücadelenin temsil ismi emekli Gazi Emniyet Müdürü Sayın Fatih Erdin'le başlatmak üzere. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar birkaç not aldım da Aşan Bey'den sonra konuşmak zor olacak. Şimdi 3 tane Erzurumlu İstanbul'a gitmişler. İstanbul'da işlerini hallettikten sonra 3 tane hanımefendiyle tanışmışlar. Bir tanesi sanat tarihçisi, bir tanesi ressam, bir tanesi felsefeci. Bunları yemeğe götürmüşler. Yemekte 3 tane hanımefendi, işte sanat tarihçisi, felsefeci, ressam sürekli entelektüel mevzulardan, sanat, felsefeden konuşuyorlar. Bizim üç Erzurum'da dinliyor, 2-2,5 saatte dinliyor, hiçbir şey anlamıyorlar. Dönüyor, dokunuyor, ya bacım diyor, biraz da diyor, din devlet işlerinden konuşun da biz de konuşalım diyor. Şimdi sen bilim konuştuktan sonra, neyse ben de önemli şeyler anlatacağım. Yani bilim olması da Türkiye'de bilimin olması için olması gereken genel çerçevenin ne olduğunu anlatacağım. Şimdi önce genç arkadaşlarımız konuştular. Genç arkadaşlarımız genel bir şikayetçi olduğumuz konuların eğitimdir, işte ekonomidir, sığınmacıdır dertlerimizin. Hani hocamın bahsettiği Türkiye'nin esas konuşulması ve dinlenmesi gereken bilimsel meseleler, işte günde 8 saat nasıl çalışabiliriz? Onlarken işte hocam da aynı sorunu söyleyince arkadaşlar hemen bir kitap tavsiye edeyim konuşmadan ayrı. Bu Fransız Julius Payot diye bir
kitaptan var. Onun bir irade eğitimi diye kitap var. Türk gençler okuması lazım. Çünkü Türkler oturup çalışamıyorlar. Önce iradeleri eğitmeleri gerekiyor. Ben kendi konuma döneyim. Şikayetlerimiz ortak arkadaşlar. Benzer şikayetler bundan 100 sene evvel, hemen hemen 100 sene evvel, benzer hemen hemen yine aynı vardı. Ben o dönemin dergilerini, Türk Yurdu, Sebebi Reşat, İçtihat vesaire dergilerinin tıp basımları yapıldı. Onları okuyunca hemen hemen tartışmaların bile aynı olduğunu görüyorum. Bir milim ileri gitmemişiz. Her şey aynı. Mehmet Akif'in ona verdiği cevap, Ziya Yükal'ın öbüründe dediği vesaire hepsi aynı. Onları tek tek anlatmayacağım. Kitaptan okuyarak öğrenebileceğiniz şeyler anlatmak istemiyorum. Sadece başlıkları söyleyip geçeceğim çünkü çok vaktiniz almak istemiyorum. Şimdi bu şikayetle ortakla ne istiyoruz? Aslında okulumuza gidip gelmek, iş bulmak, bir eş bulmak, huzurlu bir vatan istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Huzurlu. Çoluğumuzu, çocuğumuzu düzgünce büyütebileceğimiz, karnımızın doyduğu, merdede namerde muhtaç olmak olmayacağımız bir vatan istiyoruz. Büyük zenginlikler istemiyoruz. Büyük yani şeyler. Her insanın insan olmaktan kaynaklı hakkıdır bu istediklerimizden. Niye olmuyor? Demek ki layık değiliz. Demek ki gereğini yerine getiremiyoruz. Ondan olmuyor. Burada ben tarihsel bir geçiş yapmak istiyorum. Arkadaşlar 1912'de Balkan Harbi başlamadan önce işte Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Sırbistan bizden 10, 20, 30 sene önce bağımsızlığını elde etmiş. Bizim 400-450 sene vilayetimiz olmuş ülkeler iken bu dördü, bizim dört vilayetimiz aslında birleşip bir Osmanlı Devleti o zamanki ismiyle bir savaş ilan ediyorlar. O zamanki Düvel-i Muazzama dediğimiz dünyanın yedi büyük devleti de bir deklarasyon yayınlıyor. Diyor ki, savaş sonunda toprak değişimine izin vermeyeceğiz diyor. Çünkü şöyle düşünüyorlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ölüsü bile, daha ordusu bile olmayan, çünkü ordu dediğin para verdim al ordu kurulmaz, bir gelenek üzerine yürür. O yüzlerce yıl olması gereken bir gelenektir o. O yüzden toprak değişimi izin vermeyeceğim amacı bu Yunan, Bulgar ve Sırpların Makedonlar aleyhine bir toprak değişimi olması istemiyor. Tabii savaş bitiyor, biz yeniliyoruz. Ve yenildiğimiz gibi imparatorluğun üç büyük şehri, ilk üç, İstanbul, Selanik, Edirne. İlk üç büyük şehir. Selanik ve Edirne'yi kaybediyoruz. Yani bugün Allah korusun şöyle düşünün, bir savaş oldu Ankara ve İzmir'i kaybetmişin gibi. Yani böyle bir acı. Ve kaybettiğim topraklar 450-500 yıldır Türk yurdu. Osmanlı Devleti'nin esas faaliyetlerini yürüttüğü alan orası zaten Anadolu'dan ziyade. Şimdi slogan atmadan konuşmak çok önemlidir. Tarihsel mevzuları anlatıp da üstünden analitik şekilde düşünüp bir şey çıkaramayacaksak boşa birbirimize tekrar ederiz. Ders alamayacaksak tekrar ederiz. O yüzden ders almamız lazım. Niye yenildik? Bir önce hocamızın anlattığı bilimsel mevzuları kaçırdığımız için siyasal birliği kaybediyorsun. Ekonomik çöküşü yaşıyorsun. Hepsi birbirini tetikliyor. Bugün yine memleket aynı yerlere geliyor. 2021 yılında bir yazı yazdım. Arkasından ona gelmek istiyorum. 2021'den 1921'den 2020'de ders almak diye. 1921'de Yunan ordusu İzmir'de çıkıp ilerleyişine, Anadolu içlerine ilerleyişine başladığı zaman köy köy Türk katliamları yaptığı zaman aynı anda bugünkü Koçgir isyanı ismiyle bilinen bölgede bir isyan çıktı. İsyancılar da önce çevre Türk köylerine basıp katlettiler. Yüzlerce yıllık komşularını. Sonra da Mustafa Kemal Paşa'yı hatta Telgraf Paşa'na davet edip isyancılar, işte bağımsız bir bize devlete izin verecek misin, şu bu bilmem ne gibi bir sürü şeye girdiler ve tehdit şuydu. Bak Yunanlar oradan geliyor, biz de buradan 5000 küsür binden atlımla ilerliyorum deyip seni iki ateş arasına almaktı. Bunu yazdıktan sonra konuyu şuraya getirmiştik. Bugün Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Yunanistan'da bir sürü üs kurdu. Aynı anda da üyesi olduğumuz ve müttefiki olduğumuz NATO, Irak, Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık işte 80 bin kişilik bir düzenli ordu kurdu müttefikimiz. Buradan şunu anlıyoruz. Aslında 1991'e Soğuk Savaş'ın bitimine kadar
Batı'nın, yani Batı'nın sınırları bizim Kars, Ardahan, Hakkari'de bitiyordu. Niye? Biz NATO üyesi bir devlet olarak NATO güvenlik şemsiyesi içinde sayılıyorduk. 91'den sonraki meydana gelen gelişmelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Batı güvenlik sınırını Yunanistan, Bulgaristan sınırına çekti. Türkiye'yi de böyle bir hani toplama kampı gibi çeşitli şart milletlerinin bir araya geldiği, çok dinli, çok etnili, çok mezhepli, hani Graham Fuller'in dediği gibi bir ülke haline getiriyor, getirmeye çalışıyor. Tabii burada Batı getiriyor diye, şey, herkes görevini yapar, siz de biz de görevimizi yapalım, gelmez. Çünkü Balkan Harbi'nden önce de hatırlarsanız şu olmuştu. Yeni kurulmuş Sırp devletinin aldığı toplara, Almanya'dan aldığı büyük kurup toplarını Avusturya, Macaristan izin vermediği için toplar deniz zoruyla geldi Selanik'e, bizim Selanik limanından Sırbistan'a götürüldü. Sonra Balkan Harbi'nde o toplarla bizi gittiler. Bir. İki harpten önce Balkanlarda bulunan 120 bin kişilik bir redif ordusu dedi Osmanlıların tarihinden terhis edildi. Aslında bazı şeyler birbirine çok benziyor. Ordu terhis edilsin, düşmana kuzey rağ silah sevk edilsin, 10 binlerce falan. Sonra bunları biz de konuşarak, şey yapalım, bazen bıkıyorum konuşmakla, hani konuşuyoruz, ne olacak gibi. Şimdi, Şevket Süreyya Aydemir'i mutlaka biliyorsunuzdur, bilmeyenler de öğrensin, bilmeyenler de bilsin. Şevket Süreyya Aydemir'in bir kitabı var, Suyu Arayan Adam diye. Manzarasını çizmeye çalıştığım böyle bir ortamda subay sayısı yetersiz kaldığı için işte öğretmenleri, okuma yazma bilenleri, bir eğitim alanları 4 aylık eğitimden geçirip yedek subay olarak cepheye sevk ediyorlar. Şevket Süreyya Aydemir burada Cepheye Sevk Ettiler Günü Suyu Arayan Adam çok önemli bir kitaptır. Çok güzel anlatıyor dönemi de, kendi arayışlarını da. Bu kitaptan şimdi yandan hiç abartmıyorum, 500 tane almışımdır. Hep cebimde param olduğunu alırım, dışarıda gördüğüm veya tanıdığım gençlere hediye ederim bunu oku diye. Çünkü başlangıç noktası veriyor. Şevket Süreyya cepheye sevklerini şöyle anlatıyor. Eski nesilden diyor bir paşa diyor, bizi topladı diyor, biz de işte bu şekilde bekliyoruz. Kafasını kaldırdı bize baktı diyor. Sonra diyor geri eğdi, sonra dudaklarını ısırdı, sonra geri bize baktı diyor. Dedi ki hepiniz öleceksiniz. Ama diyor, belki vatan kurtulacak. Hepimiz öleceğiz ama belki vatan kurtulacak. Bitirdi gitti diyor. Tabii ki o hepiniz öleceksiniz veya hepimiz öleceğiz ama belki vatan kurtulacak diyen paşanın zamanında açık bir işgal vardı. Memleket düşman kuvvetleri, ordular tarafından açıkça işgal ediliyordu. Ona da açıkça karşı koymak gerekiyordu. Gerekeni yaptılar o nesil. O nesil üstüne düşeni yaptı. Şimdi memlekette, işte bir önce genç arkadaşlarımızın söylediği, eğitimde, bilimde, ekonomide vesairede bir sürü sıkıntı var. Sistemsel sıkıntılar olduğu gibi, insan olarak bizim de sıkıntılarımız var. Sadece sisteme suç atıp kurtulamayız burada. Ben bunu arkadaşlar anlatırken, sessiz işgal yaşadığımız için, konvansiyonel işgale konvansiyonel karşı konur. Sessiz işgale de karşı koymak için o akıl, o bilim, o tecrübeyi bilmeniz, almanız lazım ki ona karşı koyabilirsiniz. Bilgi olmak zorundasınız yani. O yüzden o yaşlı paşa hepiniz öleceksiniz, hepimiz öleceğiz. Belki vatan kurtulacak demiş. Ben de genç arkadaşlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar hepiniz yaşayacaksınız. Hepiniz yaşamak için uğraşacaksınız. Fakat bir kişilik çalışmayacaksınız. Bir kişilik çalışırsanız bu vatan kurtulmaz. Hepiniz yaşayacaksınız bu sessiz işgali. Karşı koymak için, bu sistemsel bozuklukları gidermek için hani Mustafa Kemal'in söylediği çağdaş, müreffeh bir toplum seviyesine bunu önüne getirmek için öyle ölmek yok, ölmek kolay bir şey. Çok kolay ölmek ama yaşamak çok zor. Ha, yaşamak derken de 10 kişilik çalışarak yaşamak. Hani atsız vasiyetinde sayıyor ya şunlar düşmanları, bunlar düşmanları, sonra bakıyoruz çok oldu diyor. Ben hepsini sayarım, çok oldu, moraliz bozulmasın ama çok, gerek işte gerek dışta, çok. O yüzden 10 kişilik çalışmayan bir Türk genci
kendi bana milliyetçilikten, vatanseverlikten söz edemez. Okulun en iyisi olacak. Çalıştığı alanın en iyisi olacak. Oturup dizini kırıp 8 saat çalışmayı bilecek. Çok büyük iddiaları bulunan insanların bunun altını doldurması gerekir. Çok büyük iddiaları, vatan, millet, Mustafa Kemal, Bayrak diye bahsedip de altını doldurmazsak sınava giriyoruz, başarısız oluyoruz. İngilizce öğrenemiyoruz. Olmaz bunlar arkadaşlar. O yüzden Şevket Süreyya'nın o zamanki, o zaman için olan doğrusunu bu şekilde çevirmemiz lazım. Hepiniz yaşayacaksınız ama 10 kişilik yaşayacaksınız. 10 kişilik çalışacaksınız. Yoksa vazifemizi yerine getirmiş sayılmayız. Arkadaşlar, Türk gençliğini benim gördüğüm birkaç tehlike var. Ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle milliyetçi Türk gençliğini bekleyen tehlikeler. Memleket tamamen bir, özellikle bu kaçakların memlekete doluşması ile beraber zaten var olan bazı istihbarat örgütlerinin Türkiye üzerinde emelleri olan iç ve dış, sadece dış değil, dışarıyı suçları kurtulamayız, yapıların bir böyle kavga arenasına döndü. Burada da ilk olarak, ilk tehlike milliyetçi Türk gençliğinin düşürülmek istendiği tehlikedir. Çünkü bunların, bunlara karşı bu memleketi kurtaracak, bu memleketi savunacak, bu memleketi kalkındıracak gençlik milliyetçi Türk gençliğidir. Kendi vatanını, milletini düşünen, bu vatanı millet için çalışacak. Ben Twitter'da çok görüyorum, bu gençlerimizi böyle kriminalize etmeye çalışıyorlar. Böyle kirletmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, tabii ki fikirlerimiz siyasi, ekonomik vesaire, her türlü fikrimiz, her türlü eğitimimizi tabii ki açıkça göğsümüzü gere gere savunacağız. Meşru yollarla, meşru zeminlerle savunacağız. Mustafa Kemal Atatürk, biliyorsunuz, İstanbul hükümetinin teslim olduğu halde, teslim olduğu bir zamanda, Ankara'ya geldi, ne yaptı? Bir meclis kurdu. Niye? Meclis milletin iradesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya'da büyük taarruzda başkomutanlığa atanması için biliyorsun mecliste büyük tartışmalar oldu. Yetkisini hep kimden aldı? Meclisten aldı. Yani milletten. Bu neyi gösteriyor? Meşru zeminde ilerledi her zaman. Bir hakkı gasp ederek veya kesin sesinizi, ben olsam belki öyle diyebilirdim, oturun ben biliyorum bu işi yaparım diyebilirdim mizacım gereği. Ama o hep meşru yolları kullandı. O yüzden Türk milliyetçi gençlere ilk söyleyeceğim şey, kesinlikle manipüle edilmeyeceksiniz, olmayacaksınız. Manipüle olmamak için de yine neye ihtiyacımız var? Bilgili olmaya ihtiyacımız var. Yani slogan atmadan konuşabilmeyi, slogan atmadan bir konu üstünde bir 10 dakika konuşmayı bilmemiz lazım. İddialarımız olması için. Arkadaşlar, ikinci büyük tehlike de milliyetçi Türk gençliği için şudur. Size benzeyip de sizden olmayanlar. Şu an mevsimlik milliyetçiler ortaya çıktı. Hele özellikle son seçimden sonra böyle milliyetçi oyların yükselişi falan pişman diye yazılıyor. Herkes bu pastadan ne pay alırım, bana da ne düşer diye. Ben görüyorum, seçime giriyorlar, şey yapıyorlar, ondan sonra gidip kendilerine son model Mercedes alıyorlar, iyi mahallelere taşınıyorlar. Yani çok büyük cengaver, milliyetçi olacak vatandaşlar. Bunların ihtiyacı, vatan millet derken, ekonomi bilmem ne adalet derken hiç öyle bir niyeti yok. Niyetleri sadece kendi cüzdanlarını kalınlaştırmak. Burada da o milliyetçi enerjiye ihtiyaçları kendilerinin tarlalarında çalışacak bedava amele hizmetidir. Siz Türk milletinin evladısınız, hiç kimsenin amelesi olmayacaksınız. Biz fikrimizin hizmetkarıyız, fikrimizin amelesiyiz. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi karındaki cevheri asliye iyi bakacaksınız. Peşinden gidilecek kişinin. Böyle her bayrak kaldırana çıkıp da gençliğinizi harcamayacaksınız. O yüzden çok hayal kırıklıkları, aldanmışlıklar yaşarsanız kendi alanınızda, kendi lisans alanınızda uzmanlaşamadan elinize okulu bitirirsiniz. Okul bitiyor Türkiye'de. Girdikten bir şekilde bitiyor. Bir kağıt parçası da veriyorlar. Üstüne yazıyor mühendis. Benim kadar inşaat bilgisi yok. Ben merak ettim. İki inşaat kitabı okudum. Bakıyorum mühendis benim kadar bilmiyor. Ben 3 kitap okudum diyorum. Ayıp değil mi? Bir kağıt parçası var ama sonra diyor ben iş istiyorum, mühendisim. Başkalarını zengin etmek için hayatını harcadığı gibi kendi hayatına da hiçbir şey veremedi.
O yüzden Türk milliyetçisi genç akıllı olacak, millete yapılacak hizmet önce kendini iyi yetiştirmektir. Sonra arkadaşlarıyla, kardeşlerle tabii ki bir arada olacak. Tabii ki birle beraber olacak. Tabii ki memleket hakkında düşünecek, memleket hakkında çile çekecek. Derdi davası memleket. İşte aslında bana kalsa ben geçenlerde genç bir kardeşim sordu abi ne yapmak isterdin başa dönseydin diye. Ya başa dönmek değil dedim aslında. Polisiye roman yazmak isterdim. Merakım da var, yeteneğim de var. Ama hiç vaktim olmadı. Hep bir kavganın içinde. Yok Fethullahçılar, yok PKK, yok bilmem. Ya bitirelim şunu da ondan sonra bizden sonrakiler en azından işine baksın. Yani şunları bitirelim. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Bizden sonrakiler işlerini yapsınlar. Roman yazsınlar. Yani bilim yapsınlar hocam gibi. Bu memlekette bunlarla mücadele ediliyor mu? Benim kanaatim edilmiyor. Ha bunu sadece bu iktidarın dönemi için söylemiyorum. Öncelerin de pek edildiğini düşünmüyorum. Hem kendi şahsi tecrübelerimden, hem sonuçlarından, yani üç kişiyle başlayan bir terör örgütü bugün düzenli ordu kuruyorsa burada başarı yoktur. Yani hiç kimse başarılı demesin. Bizim neslimizin belki de kendisinden bir önceki nesilden daha belki görev, yetki devralamadı. Hayat böyle tecelli etti. Bizim şimdi 65-75 yaş arası olan, yani 63-73 diyelim, çok dayanıklı bir nesil. Bu nesle hayranım ama şey üstüne dayanıklı. Ben işimde kendi alanında iyi olan birkaç kişi gördüm. Herkesi tabii izlemeyecek değiliz. Ama siyasi konularda bu şey konu müthişler. Müthişler. Teflon tava gibi de üstten hiçbir şey yapmışmıyor. Hiçbir şey yapmaları gerekmiyor. Başarı elde etmeleri gerekmiyor. Ama hep sabit kalabiliyorlar. Bu. Ben küçükken bir oyuncak vardı. Hani bizim küçüklüğümüzde ben köyde miydi? Oyuncak kedimiz yapardık. Rahmetli dedem bizi bir gün Kayseri fuarına götürdü. İlk orada görmüştüm. Hacı yatmaz diye kuruyorsun geri kalkıyor hiç. Şey yapmıyor. Bu 63-73 nesinde öyleler. Hacı yatmaz gibiler. Yani ne siyasette ne ticarette başarısızlıkları yok. Zaten siyaset yapsa ticaret için yapıyorlar. Yani işte adam şirket açacağına parti açıyor. Şimdi şirkette bir şey üretmek zorundasın. Ama parti öyle bir şey üretmek zorunda değilsin. Şimdi partileri tamamen reddetmiyorum tabii. Yani lüzumlu memleket için lazım. Ama şöyle bir şey var dikkat ediyorsanız. Ya memlekette parti kurmak turşu kurmaktan kolay oldu. Yani turşu kurmak için hıyarın iyisi lazım. Parti kurmak için hıyarın kötüsü yanılıyor. Yapıyorsunuz bir şekilde. Bir bakıyorum listeye 129 tane parti var. Ya senin bundan farkın ne? Senin bundan iddian ne? Yok. Şey saydım bu seçimden önce. Bu Adalet Partisi, Demokrat Parti genelinden gelen seçime girme hakkında 10 tane parti saydım. Yani bundan en büyük Demokrat Parti 0.01 falan. Ama 10 tane daha var. Şimdi bir garip bir şey yaşıyoruz böyle. Sonuçsuz bir kavga. Düşünün bunlar Türkiye'nin seçime girme hakkı kazandığına göre bunun 41 il ve o illerin 3'teki ilçesinde örgütü var. Yani ne kadar büyük bir enerji aslında. Ne yani? Niçin? Maksat ne? Amaç ne? O yüzden bunların hepsine amele lazım. Ciddi, kendi alanında başarısız, hiç kendi alanla ilgili, hani bizim Erzurumlu gibi, biraz da dinden, diyanetten, devletten konuşalım da biz de konuşalım diyen insanların peşinden sakın gitmeyin. Bazen gaza biliyoruz çünkü, gaza geliyoruz, bayrağı görüyoruz, vatan millet diyorlar. Bu tarz insanlar hasat zamanı bakarsın tüccarın yanındadır. Yani bunun turun sol kağıdı çok basit. Bakarsın hasat zamanı tüccarın yanındadır. Ekim zamanı çağırır, vay gel vatan millet din elden gidiyor, koş gel. Çünkü ekerken ameleye ihtiyaç var. Ama biçtikten sonra ürünü almışım sen bir boğaz daha. Kim uğraşacak bununla? Gerek yok. O yüzden şimdiki en son seçimden sonra oluşan TBMM'yi görüyorsunuz. Katkıcısı var. Sabıkasız almamışlar dedim. Birkaç tane vardı belki. Yani sabıkasız şart koymuşlar sanki. Yani. Nerede? Kirli. Özellikle seçiyorlar. Bakıyorsun hep birinci sıra var. Maşallah. Adam emekli bir üyecinin üstünde. Bakıyorsun adam profesörün üstünde. Bunları anlamadım, bunları hayatınızda harcamayın lütfen. Kendi memleket için yapacağınız şey kendi aranızda harcamak. Şimdi memlekette
o kadar çok sorun var terör ve şey diye ben FETÖ anlatmaktan bıktım biraz. Bitmiyor zaten. Niye? Mücadele yok. PKK da bitmiyor, mücadele yok. Etmeyecek miyiz? Ben edeceğim. Kimse etmesin de ben edeceğim. Ben 14 yaşında polis kolejine girdim. Bunların farkına vardım. Tek başımaydım. Yani tek başıma. Sınıf komiserleri bunlardandı. Öğrencinin çoğu bunlardandı. Öğretmenler bunlardandı. Tek başıma mücadele ettim. Bir milimle geri adım atmadım. Yani biz kimseye güvenerek bu Cumhuriyet düşmanlarıyla, Türk düşmanlarıyla mücadeleye girmedik. Kendimize güveniyoruz. Bunu yine yapacağız. Fakat biraz yaş geçince insan tecrübe kazanıp biraz daha olgunlaşıyor. Biz çünkü gaza gelmeye hazır insanlarız. Hocamın dediği iki duygusal konuş bizi kandırırsın. Yani bundan kolay bir şey yok. Gerçi kandırmaya da ihtiyaç görmüyorlar. Şimdi arkadaşlar meşru zeminde kalarak iktisadi, kültürel, siyasi mücadelenizi yapacaksınız. Fakat bunları yapmak için kendi alanınızda çok yolmanız gerekiyor. Benim esas maksadım size anlatmak istediğim bu. Keşke bunu daha düzgün kelimelerle, düzgün cümle anlatma imkanım olsa. Bunun için en başta gelen şey kendi iradenize sahip olmanız. Nefsinize sahip olmanız. Nefsinize hakim olmanız. Bunlar olmadıktan sonra işte siz de gidersiniz o partilerden birinin ilçe başkanlığından yönetim bilmem nesine işe girmek için. Niye? Karnınızı doyurmak zorundasınız. Niye o şekilde gidiyorsun? Çünkü kendin ayakta duramıyorsun. Kendi bilgi birikiminle bir iş yapamadığın zaman böyle olur. Onlara mahkum olursun. Yani muhalefete muhtaç olmamak için, ailenizi utandırmamak için, memlekete faydalı olmak için, Türklüğü yeni çağlara en güzel şekilde taşıyabilmek için başarılı olmak zorundasınız. Şu an memleketin sağında solunda konuşmanın başında bahsettiğim altında üstünde, içinde bu 10 milyon küsur diyorlar da biraz da arttı herhalde. Kaçakla beraber tabii ki şöyle çalışmanın huzur ve imkanı kaldı mı ki çalışalım diye de düşünenler var. Bu soru bana daha önce soruldu. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözü var. Türkiye diyor evlatlarına kendisinden başka bir şeyler diyor. Meşgul olma diyor, imkanı vermiyor. Hep diyor kendisiyle meşgul ediyor. Evet. O yüzden 10 kişilik çalışacaksınız dedim. Bir kişilik olarak bu işlere karşı koyarken diğer kişilik olarak ailenizde, diğer kişilik olarak milletinizde, diğer kişilik olarak lisans alanınızda olan görevinizi yerine getireceksiniz. O yüzden 10 kişilik çalışacaksınız. 10 kişilik çalışmazsanız olmaz. Şimdi Osmanlı'nın son dönemi diye girdik. Öyle de bağlamaya çalışayım. Biliyorsunuz Osmanlı'nın son döneminde Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük diye dört ana fikir akımı tartışıyordu. Önce ne dediler? Hepimiz Osmanlıyız. Hani Halil Hoca'nın tabiriyle Balkan Savaşı başladığında diyor, baktık ki diyor, hepimiz Osmanlıyız diye söyleyip inananlar sadece Türklermiş, Sırp'ım diyor, o işte Bulgar'ım diyor vesaire. Sonra elde kim kaldı? Elde kaldı Arap, Türk. Dediler bunların hepsi Müslüman, hepimiz Müslümanız. Tabi Birinci Dünya Harbi'nin ilanıyla beraber hepimizin Müslüman tırnak içinde sorunlu olduğunu işte Mekke Şerif Hüseyin ve Arap dünyası genel olarak Türklerin zaten yarım Müslüman olduğundan bahiste savaşa katılmadılar. Sonra mecburen elde kim kaldı? Elde Anadolu çocuğu, Anadolu askeri Türk kaldı, Türkmen kaldı. Yine onun süngüsüyle beraber tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün daha yani stratejisiyle memleket bize bu şekilde teslim edildi. Şu an onun teslim edip ve en azından 1938'e kadar getirdiği seviyenin altında mıyız? Aslında değiliz. Değiliz aslında. Mustafa Kemal Atatürk çok yalnız bir adamdı. Ben hep en büyük handikabın anlaşılmamak olduğunu düşünüyorum. Çevresinde kendisini anlayacak çok insan yoktu. Çok şeyler yapmak istiyordu. Hani afet... Sabiha Gökçen'e o Elazığ Tunceli gezisinde söylediği var ya, buralarda diyor yollar görmek istiyorum diyor, fabrikalar görmek istiyorum diyor. Çocukların yüzünde diyor izleri görmek istemiyorum diyor, hastalıklardan oluşan izleri. Şakçı bana. Bütün çocukların yüzünde aynısı. Ah diyor yetişemiyorum diyor. Bir ömür diyor yetmiyor. Bir Mustafa Kemal bir ömür yetmiyor diyor. Hayatı cephelerde, hayatı başarı valla, hayatı emekle geçtiği halde. O yüzden gidip Starbucks'ta 10 saat oturmayacaksınız.
kahve içeceğim diye orada 10 saat oturmayacaksınız. Leylerin ömrü lak lakla geçer. Lak lakla geçirmeyeceksiniz ömrünüzü. Arkadaşlarınızı haylazlığa değil, çalışmaya teşvik edeceksiniz. Türk milliyetçisi genç bunları yapar. Bu bahsettiğim dört fikir akımının çarpışmasından elde Türkler kalınca, mecburen Türkler. Şimdi dışarıdakiler veya içeridekiler kimse artık elde kalan Türklerin aldığı, Türklere kalan bu yeri Türklere bırakmak istemiyorlar. Sizin isminizi sevmiyorlar. Ya işte adam diyor, Türkiye diyelim, Türkiye halkı, Türkiye ordusu, Türkiye bilmem nesi. Hatırlarsanız bugün ya da bu çok alevlendi de, çözüm sürecinde de aynı şeyi söylemişlerdi. Türkiye diyelim, sonra bu PKK'nın siyasi kanadından itiraz gelmişti. Ya tamam Türkiye diyelim de, önce oraya getiriyorlar. Bunun içinde de diyorlar Türk diye bir şey atıf var, Türkiye de demeyelim. Anadolu olsun. Anadolu olunca diyecekler ki bu Türkçe. Başka bir şey olsun. Temel Amerika'ya gitmiş, otobüs şoförü olmuş. Belediye otobüs şoförü olmuş. Otobüsle arkada kavga çıkmış. Beyazlarla siyahlar demiş. Ne oluyor? Çekmiş el trenini. Demişler ki burası beyazların yeri, burası siyahların yeri. Buraya siyahlar oturamaz, bizim yerimiz oturdular. Temel demiş, ayıptır ya demiş, kavgaya ne gerek var? Hepimiz demiş, insanız. Evet demişler. Düşün demiş, hepimiz yeşiliz. Hepimiz yeşiliz. İyi demişler. Açık yeşiller öne, koy yeşiller arkaya. Şimdi bunlar bölecek bir şeyi her zaman bulur. En son kalır senin gözün kahverengi, benim gözüm mavi. Bir şey bulurlar. O yüzden bu aymazlığa, bu ahlaksızlığa sadece siyasi veya silahlı terörizm diye değil, bir insan ahlaksızlığı olduğu için hiçbir şekilde, hiçbir kelimeden dinlemeden direkt reddedeceğiz. Hiçbir şekilde hayal hakları olmayacak. Yok insan hakları, yok bilmem ne altına sığınıp teröristlere müsaade etmeyeceğiz. Çizgilerimiz net olacak. Bu konular tartışmaya kapalıdır. Niye? Biz sınırlarımız içerisinde huzurlu bir ülke istiyoruz. Bu ülkede de çocuklarımız eğitim yapsın, bilim yapsın, sanat yapsın. Kalkınmış bir ülke istiyoruz. Bunu istiyoruz ya, bu kadar işte. Başka bir şey istemiyoruz. Bazen arkadaşlar soruyorlar. Yani ben tarihi sevgim bilenler, abi diyorlar Ergenekon neresi? İşte tarihte var ya Ergenekon efsanemiz, Türklerin oradan çıkışı. Tabii tarihsel bilgiler, işte dilimiz bilen diye anlatmaya çalışırken şunu söylüyorum. Ya Ergenekon burası, burası. Sen Anadolu. Sen buradan çıkacaksın. Yine bura. Neşvi neva olacaksın. Yine buradan fışkıracaksın dünyaya. Onun için de önce kendi toprağına, kendi devletine sahip çıkman lazım. Şimdi bizim Kayseri'deyim ben, biliyorsunuz. Kayseri'nin yerlilerinin biz köylüyüz. Bizim için kullandığı bir tabir vardır. Doğru da bulurum ben. Hani bir tarafı haklılar. Derler ki Türkmen derler, işinden duvar olmaz derler. Yani şunu anlamaya çalışırlar, bunların bir işte sürekliliği yoktur. Yani bir işe çok iyi başlarlar. Ama onların hani bizim Kayseri'li tüccarların fıkraları olan, onların bir sürekliliği vardır, disiplinleri vardır. Babadan oğula devam eden. Bizde o yoktur, onu kastederler. Bunlar bir işe sürekli sağlayamazlar. Aslında bu şundan da çok belli oluyor. Yani sürekli devlet kuruyoruz, kurduğumuz devleti başlarına kaptırıyoruz. Parti kuruyoruz, kurduğumuz partiyi başlarına kaptırıyoruz. Devlet kuruyoruz, kurduğumuz devleti başlarına kaptırıyoruz. Değil mi? Genetik galiba bu. O yüzden daha çok çalışıp, daha disiplin olup, kurduklarımızı kaptırmamak, kurduğumuz devletleri yıktırmamak, kurduğumuz okulların kalitesini düşürmemek gerekiyor. Bunun için de biraz acı çekmek, disiplinli olmak gerekiyor. Öyle hem çalışmayacaksın, hem ter dökmeyeceksin, hem kan dökmeyeceksin. Sonra diyeceksin ki ben dünyanın en stratejik yerinde bulunan Anadolu Yarımadası'nın ve İstanbul'un sahibi olarak kalacağım. Kalamazsın. Çünkü kalmak için gerekli kültürel hegemonyayı, siyasi hegemonyayı, askeri hegemonyayı kuramazsın. Böyle kaldığın zaman. Bunları çoğunuzun bildiği şeyler konuştuğumuz. Dikkatimi çeken birkaç bir iki konuda uyarı yapıp konuşmayı bitireceğim. Bir arkadaşımız uyardı konuşmadan önce. Yani bu turizm konusunda dikkat edersen sosyal medyada da bir şey başladı. Sanki Türkler, Türk milliyetçileri, Türkler ırkçı,
turistlere kötü davranıyor gibi bir yerden düğmeye basıldığı belli operasyon hesaplarının, bunların hepsi ajan hesabıdır arkadaşlar. Net. Ajanın dışarı olması gerekmiyor. Net. Bunların Türkleri ırkçı, faşist bilmem ne. Ya şu kadar ırkçılığı olan memlekette 10 milyon neydi belirsiz, kaydı olmayan, kuyudu olmayan, gelip senin vatandaşının hakaret eden bir yurt dolmuş. Keşke birazcık ırkçı birazcık olsa da Türkler bir farkına varsa yani. Ya ne oluyor lan? Birey, akşam evinize gidiyorsunuz, gelmiş bir salona yerleşmiş. Sen kimsin? Ben kim? Böyle bir şey yani. Bundan bir farkı yok. O yüzden ben bunu şöyle derim. Bu turizm anlayışına baştan karşı çıkmak lazım. Bir arkadaşım da tabiriyle Türklere sadece çarşaf değiştirme görevi veren, ucuz, asgari ücretle 11.800 lira verip çarşaf değiştirme vazifesi veren turizm anlayışına da karşıyım. Türkiye'ye gelmek isteyenler gelip edepleriyle tarihi ve turistik yerlerimizden istifade edip Türk misafirperverliği görüp gidebilirler. Ama gelip de yalemli diye kafamıza dolar atarak Türk milletinin parasıyla döveceğini zannederek sana böyle zavallı muamelesi yaparak gelecek olan gelmesin arkadaşlar. Gelmesin. Çok açık ve net. Bunları konuştuk. Şimdi askerlerin özellikle kurmayların çok kullandığı bir şey vardı. Durum muhakemesi derler. Yani durum değerlendirmesi. Şimdi arkadaşlar oturuyoruz bazen biraz esprisinden. Diyorlar ki durum muhakemesi yapalım. Ben de diyorum ki çok uzatmaya gerek yok. Durumumuz çok kötü. Durumumuz çok kötü. Çok uzatmaya gerek yok. Ha. Buradan çok kötü de umutsuz muyuz? Hayır. Buradan çıkabilir miyiz? Tabii ki çıkarız. Buradan daha önce çıktık mı? Tabii ki çıktık. Sizden 100 sene evvel yaşamış olan iddiatçı ve kuvvacı büyüklerimiz yine memleketin başında böyle bir felaket varken buradan çıktılar. Hani hep Ergenekon diye efsane diye okuyoruz ya. Ne anlatıyor bize bu? Senin ataların yeri geldiğinde ihtiyaç olduğunda demirden dağları yol edip çıktı, geçti. Demiri eritip yol etmek için de bir bilimsel bilgiye ihtiyaç var. Öyle kafadan olmuyor yani. Çalışmak oluyor bu. O çağda demirden dağı eritiyorsun. Senin ataların demirden dağları yol etti, çıktı. 100 sene önceki ataların bu konjonktür içerisinde dikkat edin. Sakarya Savaşı'nda büyük taarruzdaki sayılara ve şeye bakarsanız 100 sene önceki atalarımız atla arabayı kanıyla kamyonu yendi bir çıkışta. Buradan neyi görüyoruz? Yeterince çalışırsan, gereğini yaparsan sen de yapabilirsin. Yoksa bir yok oluşa gidersin. Bu yok oluş da bir hikaye değil. Anadolu bir milletler mezarlığıdır. Eski Atlaslara bakın. Hititlerden, Friglere, Etilerden bilmem neye. Burada onlarca kayıp kavim var. Onlar da bir zamanlar buranın hakimleriydi. Şimdi bazı arkadaşlar çıkıyor. Milliyetçilik namına şöyle şeyler konuşuyorlar. İşte Bulgarlar Türk. Finler Türk. Macarlar Türk. Ruslar şöyle Türk. Bugünkü Libya'nın her 5 kişiden 2'si Türk asıllıymış. Bana ne? Bugün Libya'daki o 5 kişiden 2'si Türk dünyasıyla ilgili, Türkçe ile ilgili, Türk ordusuyla ilgili, Türk ekonomisiyle ilgili bir dünyası var mı? Hayır, adam Arapça konuşuyor, Arap olmuş. Arap dünyasının bir parçası artık. Sen, ben bunları nasıl kaybettim? Hakimken, bakın siyasal hakimiyet sendeyken Osmanlı İmparatorluğu nasıl benim insanımı kaybettim diye hesabını yapmamışsın. Bir boş övünme. Burada stratejik olan şey Türk'ün kendisidir. Toprak değildir. Mısır'da her 5 güçten içinde Türk kanı asılı varmış. Ne işiniz yarıyor bu bilgi? Hiçbir işe yaramıyor. Senin kaybettiklerini sahip çıkamadığını anlatıyor sadece. Ha elindekini de kaybetmek istemiyorsan çalışacaksın,
Mücadele edeceksin, 10 kişi çalışacaksın, iyi bir aile kuracaksın ve çocuk sahibi olacaksın. Vazifeni yapacaksın, bu kadar arkadaş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, biz de Fatih Müdür'e teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacı 26 Ağustos ruhuna değinmek üzere emekli albay Alcan Türk. Buyurun sen. Sevgili Türk gençleri, hepinizi en içten sevgilerimle ve içinde yetiştiğim kültür gereği askerce selamlıyorum. Ya hazır bu alkışlar varken bir şey söyleyeyim. Ben üniversite kökenliyim. 1980'li yıllar, 82-83'te Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum. Askeri öğrenci olarak okudum. Orada bir panel düzenlendi. Dönemin çok ünlü isimlerinden Birsen Gökçe, Allah selamet versin. Allah rahmet eylesin, Bozkurt Güvenç ve Emre Kongar Hoca. Bu üçü konuştular, çıktılar. Birsen Hanım moderatördü. Önce Bozkurt Hoca'yı anons etti, salon yıkıldı. Ardından Emre Hoca, Emre Kongar onu çağırdı. Daha büyük bir alkış ortaya çıktı. Yerine oturunca Emre Hoca, Allah rahmet eylesin, Bozkurt Hoca çok kalite ve mizah duygusu yüksek birisiydi. Ya gençler dedi, niye alkışladınız ki? Daha ne konuştuğumuzu, ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz, bilmiyorsunuz. Ya size küfür edeceksek diye her seferinde bu benim aklımda kalmıştır. Evet o Büyük Atatürk bütün ümidim gençliktedir diyordu. Zira toplumun en dinamik, en canlı, en hareketli, en güçlü, en yaratıcı, en üretken ve aynı zamanda en idealist kesimlerinin siz gençler olduğunun farkındaydın. Genç, ergenlikten adamlığa geçen adamdır. Ve ya da geçen adım atan kişidir. Ve henüz kötülüğü öğrenmemiştir. O saf, o temiz niteliklerini henüz yitirmemiştir. Haksızlığa göz yummayandır. Bu anlamda çok kıymetlidir. Ve ben de bugün o kıymetli adamların sizlerin arasında olmaktan mutluluk duyuyorum. Gerçekten gençlerle birlikte olmanın bir başka avantajı da benim için, ben aşağı yukarı 62 yaşına geldim. Kendimi gençlerin arasında genç gibi hissediyorum. O nedenle gençlerle konuşurken de hep arkadaşım diye söylüyorum. İyi ki varsınız, hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, tam 26 Ağustos ruhunu konuşacağız. Tam 101 yıl önce, bugün, bu zamanlarda dünya tarihinin en haklı, en meşru, en yiğit, en kahraman, en ahlaklı, en namuslu mücadelelerinden birisi veriliyordu. 1683, 2. Viyana bozgunundan beri sürekli gerilemeler, yenilgilerle gelinen noktalar, ardından Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sonucu Anadolu'ya hapsedilen, Mondros'la birlikte siyahları elinden alınan, Seyir dayatmasıyla
son ve ölümcül darbe indirilerek yok edilmek istenen bir millet, bir Kutlu Önder'in liderliğinde neredeyse sıfırdan başlayarak yaklaşık 3,5 yıl içerisinde olağanüstü bir başarıya, bir zafere imza atıyordu. Tam anlamıyla bir yokluklar, isyanlar ve ihanetler çemberi olarak tanımlanabilecek bir süreçten çıkmanın son aşamasıydı. Evet, bizim milli mücadelemiz yokluklar, isyanlar, ihanetler manzumesidir. 101 yıl önce bugün başlayan büyük taarruz milli mücadelenin son aşamasıdır. Ve 2 hafta içinde yani 9 Eylül'e kadar, bugünden itibaren 9 Eylül'e kadar kazanılacak zafer, Ahmet Yavuz Paşa'nın tanımıyla kulakları çınlasın, kurtuluşun mührü, kuruluşun anahtarıdır. O zafer olmasaydı bakın biz bugün Cumhuriyeti kuramazdık, kurulamazdı ve yaşatılamazdı da. O anlamda önemlidir. Peki, Mondros'tan sonra şöyle bir bakalım, kısaca özetlemeye çalışacağım. Mondros'tan sonra önümüzde iki seçenek vardı. Ya teslim olup İngiltere'nin ya da Amerika'nın bir mandası kabul edilecek bir sömürgesi haline getirilecekti. Veya özgürlük ve bağımsızlık için mücadele edilecekti. O günün koşullarında ikincisini seçmek bir çılgınlıktı, bir delilikti. Ama özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen, biz Türkler boyunduruk altında yaşamaktan sonra ölmeyi tercih ederiz diyen, ya istiklal ya ölüm diyen Mustafa Kemal, bir grup arkadaşını da örgütleyerek bu çılgınlığı seçti. Önce biri siyasi, diğeri askeri, iki temel hedef belirledi. Siyasi olarak ülke topraklarının işgalden kurtarılması, askeri hedef olarak ise emperyalizmin maşası olan Yunan ordusunun bu ülkeden yenilerek ülkeden atılması, Akdeniz'e ulaşılmasıydı. Bu kapsamda bir strateji geliştirildi. Buna göre o stratejinin temel özellikleri az önce belki bahsedildi bir nebze ama şuydu. Bir, herkesle temas kurulacak. Herkesle, her kesimden insanla. İki, bu millet teyakkuza geçirilecek alarm seviyesine. Yani ülke elden gidiyor, bütün insanlar bunu öğrenecek. Üç, bütün bu işleri de organize edecek bir örgütlenme, bir teşkilata ihtiyaç vardı. Neydi? Büyük Millet Meclisi. Samsun'a çıkışla birlikte milletle temaslar başladı. İşte Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Samsun Kongresi işte bu temasların parçalarıydı. Ve verilecek, bağımsızlık için verilecek mücadelenin ilkeleri belirlendi orada. Asli teşkilat olarak Büyük Millet Meclisi kuruldu. Ordu yeniden biçimlendirildi. Yeni orduyla ilk zaferlere imza atıldı. Milletin mahpus talihi yenildi. Ardından tekalifi milliye yani ulusal yükümlülükler emirleri ile bütün millet bu mücadeleye ortak edildi. Yani sadece askerler değil. Ey millet hepiniz bu işten sorumlusunuz dendi. Ve Sakarya Savaşı ile yaklaşık 240 yıldır gerileyen ya da yaşanan gerileme Polatlı önlerinde sona erdirildi. Mustafa Kemal'in Merhame-i Kübra ne demek? En büyük savaş, kıyametten önce yaşanacağı umulan, beklenen ya da o şekilde tanımlanan bir savaş adını verdiği varoluş ve yok oluş mücadelesi yaşandığı Sakarya böyle bir mücadeleydi, kazanıldı. İlk defa o andan itibaren stratejik savunma, stratejik taarruza yönelmeye başladı. Stratejik taarruz aşamasında da 3 temel hedef belirlenmişti. Bunlardan biri yine millet, ikincisi meclis, üçüncüsü ordu. Bütün güçler,
bütün anlayışlar, bütün çaplar, işte bu üç unsurun inancını, yani milletin, meclisin, ordunun inancını, özgüvenini, cesaretini, başarma azmini, umudunu, eğitimini pekiştirmeye ya da artırmaya yöneldi. İşte Sakarya'dan tam bir yıl sonra, 26 Ağustos'ta, 101 yıl önce bugün başlayan büyük taarruza böyle gelindi. O sabah saat 5'te toplar patladı. Saat 6'da piyade birlikleri, süvari birlikleri düşman içerisine daldılar. Ve 6 ayda geçilemeyeceği farz ve kabul edilen o emperyal savunma saatler içerisinde dağıtıldı. Hallaç pamuğu gibi atıldı. İlk 4 gün, bakın büyük taarruz kolay kazanılmadı. İlk 4 gün, hele hele ilk 2 gün çok zorlu geçti. Ancak 30 Ağustos'a gelindiğinde o yapılan planlama, SAD planı adı verilen planlama ile Yunan birliklerinin önemli kısmı bir kıskaca alındı ve başkomutan meydan muharebesi dedi. Bakın çoğu kaynakta işte Dumlupınar muharebesi şu falan. Başkomutan meydan muharebesidir onun adı ve orada imha edildi. 1 Eylül'den 9 Eylül'e kadarki süre içerisinde de takip aşaması, savaşın takip aşamasına geçilmiş oldu. 9 Eylül'de artık İzmir'de yeni bir güneş başlıyordu. Atatürk büyük taarruz için bakın şöyle söyler. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, İdare ve zaferle sonuçlandırılmış bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölümsüzlük anıtıdır. Bu eseri vücuda getiren bir milletin evladı ve bir ordunun ferdi olduğum için, başkumandanı olduğum için ilelebet, mesut ve bahtiyar. Dikkat! Şöyle başladı. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare ve zaferle sonuçlandırılmış. Sevgili gençler, az önceki ya da benden önceki konuşmalarda geçti. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu yürütülen milli mücadele baştan sona kadar bilimsel esaslarda, askeri esaslarda, dünyanın geldiği konjonktürel esaslarda her aşaması hesaplanarak yürütülmüş bir savaştır. Şimdi size buraya kadar böyle bu milli mücadelenin, büyük taarruzun genel bir özetini çıkartmaya çalıştım. Ama belki bu kurultayı ilgilendiren en önemli ve gençler olarak da ders almamız, ders çıkarılabilecek yanları şöyle birkaç madde üzerinde durmak istiyorum. O büyük önder, o dahi, o başkumandan bütün milli mücadelenin her aşamasını az önce de dediğim gibi bir kaneviçe gibi işlemiş. Ne zaman? Ne yapacak, kim yapacak, nasıl yapacak, bunlar tek tek belirlenmiş. Ve bu planlamanın sonrasında da herkesi ikna ederek yola koyulmuş. İkna ederek. İşte o adımları atarken nelere dikkat etmiş? İşte gençler olarak biz de bunlardan ne gibi sonuçlar çıkartabiliriz? Bunlara bakalım. Bir, yine Fatih Başkan'ın söz ettiği... atılan bütün adımların meşruiyet içerisinde, hukuk içerisinde, haklılık içerisinde olmasına büyük özen göstermiştir Atatürk. Tüm faaliyetlerin millet adına karar veren meclis çatısı altında ve meclisin onayı ile yapılmasını, yürütülmesini sağlamıştır. O halde sevgili gençler, hani gençler dedik çok iyi niyetlidir, saf düşünür, temiz düşünür. Ancak
bir büyüğünüz olarak şunu önermek isterim size. Lütfen meşruiyetin, haklılığın dışında hiçbir faaliyete girişmeyin. Haklı olmak, haklı olmak en büyük gücünüz, en büyük dayanağınız olsun. Bakın şimdi bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz bir sürü kumpas dava, yani Atabeylerle başladı, Ergenekon, Balyoz vesaire, askeri casusluk. Şu bunun en son halkası 28 Şubat davası. Ben bu davanın sanıklarından bir tanesiydim. Beraat ettim. 5-6 yıldır yıl süren davalar sonunda 2018'de beraat ettim. Bu beraat Yargıtay tarafından onandı. Ama 2021'de yani 2 yıl önce 14 komutanımıza bu konuda ceza verildi. Şimdi ben bu davanın ilk dalgasında çevirilerle beraber gözaltına alınıp tutuklandım. Son güne kadar bütün davaları takip ettim. Tek takip eden de tek kişiyim. O davanın nasıl bir kumpas olduğunu, nasıl sahte belgeler, üzerinde tahrif edilmiş belgeler, yani bir hukuksuzluk, bir haksızlık üzerine inşa edildiğini çok yakından biliyorum. O nedenle diyorum ki, ben beraatimi falan kabul etmiyorum. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyor ve ben bu dava için sonuna kadar da uğraşacağım. İşte her gün sosyal medyada yazıyorum, çiziyorum o komutanlarla, o davayla ilgili. Neden? Çünkü haklı olduğumu ya da bir haksızlık yapıldığının farkındayım, dediğim gibi bütün süreç içerisinde. Sessiz çığlık, ben Eskişehir'de yaşıyorum. Sessiz çığlık eylemleri belki duydunuz, belki biliyorsunuz. Onlar Eskişehir'e gittiğim zaman cezaevinden tahliye olur olmaz gittim. İlk başta bunu organize etmeye başladım. Tek yaptığımız iş, cezaevinde komutanlarımız, arkadaşlarımız vardı, elimize bir pankartlarımızı alıp askerin düşmanı, düşmanın askeridir. İşte hak, hukuk, adalet, şu bu diye biz yani bir saat boyunca bir ana cadde üzerinde hareketsiz bekliyorduk. Ne slogan ne bir şey. Karşımızda polis arkadaşlar, emniyetçi arkadaşlar vardı ki ben onlarla meslek hayatımda çalıştım da. Kameraya çekiyorlar falan. Kendilerine gittim, yanlarına dedim ki, bakın sevgili arkadaşlar, biz işte burada emekli askerleriz, çoğumuz emekli asker, siviller de var destekleyen ama biz bu ülkede yasalara uymak üzere eğitilmiş insanlarız. Hiçbir zaman bizim kalkalım da kıralım, dökelim, dağıtalım şeklinde tavrımız olmaz. Ama şu anda bizim içeride komutanlarımız, arkadaşlarımız, beraber üniforma giydiğimiz insanlar içeride. Ve haksızlıkla içerideler, bir kumpasla içerideler. Dolayısıyla ben onların hakkını sonuna kadar savunmak için orada olacağım. Eskişehir'de dediğim, gördüğünüz, bütün demokratik faaliyetlerin içerisinde en önde olacağım. Almak mı istiyorsunuz? Hiç evime kadar gelmeyin, numaram falan sizde var. Bana bir telefon edin, ya babadan seni alacağız içeri, yarım saat sonra gelmezsem namerdim, biz askeriz, kaçmayız diye. O da ya işte biz burada sizin güvenliğiniz için buradayız gibi şeyler söyledi. Demek istediğim şu, içeride de çıktıktan sonra da eğer siz haklıysanız, eğer masumiyetinizin gücünü hissediyorsanız hiçbir zorluk size galebe çalamaz. Mahkeme kürsülerinde iken belki hakimlerin karşısında, o savcıların karşısında aynen böyle savunma kürsüsünde bulunurken burada sanık kürsüsünde olmak hoş bir dava duruş, hiç hoş bir duygu değildir ama şerefim üzerine söz veriyorum. Şu anda orada oturmaktansa burada olmayı tercih ederim diye tavır koydum. Tekrar söylüyorum. Eğer haklıysanız, eğer masumsanız ve haklılığınıza inanıyorsanız
çekineceğiniz hiçbir şey yok. İkincisi, Büyük Atatürk yine Aşar Hocam söyledi ama gitti kendisi. Attığı her adımda aklı ve bilimi yol göstericiliğine esas almıştır. O söyledi, ben de altını çizerek yazmıştım. Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit, yani yol gösterici. Fendir, ilimdir ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Ne demek dalalet? Sapkınlık. Dolayısıyla lütfen, ha diyor ki, eğer benim söylediklerimle bilimin söyledikleri arasında bir fark olacaksa bilimi takip edin diyor. Ve gençler, lütfen sizler de aklın ve bilimin yol göstericiliğinden ayrılmayın. Akıl ve bilim bize sorgulamayı gösterir, öğretir. Nedenleri, niçinleri bulmayı öğütler. Olaylara bir at gözlüğüyle değil, her seviyeden, her pencereden bakmayı öğütler. Lütfen siz de sorgulayın. Körü körüne bir işin içerisine girmeyin. Hamaset çok kolaydır. Atatürk, Mustafa Kemal hamaseti kullanmıştır belki ama hiçbir zaman onu da bir körü körüne değerlendirmemiştir. Bakın, ben kendimi bir Atatürk'ün sevdalısı olarak tanımlarım. Ancak Atatürk'ü de sorguladım. Bu adam kim diye onu araştırdım. Neden bunları yapıyor diye araştırdım. Ya da yaptı diye araştırdım. Hani diyor ya, beni görmek demek, yüzümü görmek demek değildir. Benim duygularımı anlıyorsanız önemli olan budur diye. Evet, ben onun duygularını anlamaya çalıştım. Ben kendime bir inançlı bir insanım. Yani bunu söz etmeyi sevmem ama Müslüman olarak tanımlarım. Ama dinimi de, dinleri de araştırdım, karıştırdım, sorguladım. Ondan sonra kendime bir yol çizdim. Bir başka husus. En umutsuz koşullarda bile Mustafa Kemal umudunu yitirmemiş, cesareti hep diri tutmuştur. Çevresine hep umut ve cesaret aşılamıştır. Umutsuz durumlar yoktur der. Umutsuz insanlar vardır ve ben hayatımın hiçbir döneminde umutsuz olmadım der. Ve dahi muharebede yağan mermi yağmuru o yağmurdan ürkenleri ürkmeyenlerden daha çok ıslatır der. Yani korkunun, korktukça daha bu işten zararlı çıkarsınız anlamında söyler. Hatta bakın, işte büyük taarruzdan bahsediyoruz. Büyük taarruzda 1. Ordu Komutanı Sakallı Nurettin. Sakallı Nurettin genellikle işte bütün muharebeleri dürbünle karşıdan izliyor. Atatürk de izliyor. Ama bakıyor ki birlikler belli yerlere, belli kademeler, belli aşamalara gelmişler. Yanında 4. Kol Ordu Komutanı Kemalettin Sami. Hadi diyor, birlikler şuraya geçti, biz de onların yanına gidelim. Ordu komutanı Sakallı Nurettin Paşa diyor ki, paşam diyor, oraya gitmek riskli değil midir? Tehlikeli olmaz mı? Peki diyor, siz burada kalın, dürbünle izleyin. Hadi diyor Kemalettin Paşa, biz gidiyoruz diyor. Ve Kemalettin Paşa ile beraber ta en ön saflara kadar gidiyor. Yani korkunun ecele faydası yok. Ha, korkmamak adına da körü körüne bir şeylere atlamak mı? Hayır. Sevgili gençler, en umutsuz anlarınızda, en karamsar anlarınızda bile lütfen Atatürk'ü düşünün, Mustafa Kemal'i düşünün ve umutsuz olmayın, cesaretsiz olmayın. Cesaret korkmamak demek değildir. Bakın, ben korkmuyorum, bir şeyden korkmam diyen insan yalan söylüyordur. Yalan söylüyor. Cesaret, işte o korkuya rağmen yapılması gerekeni yapabilme gücüdür, o kudrettir.
Hep ben çevreme şunu söylerim. Belki karamsarlıklarımız olabilir, canımız sıkılabilir ama umutsuzluk asla. Benim oğlum da var. Yani belki çoğumuzun yaşında. Ya diyor baba ben geleceğimden bir yerde asgari ücretle çalışıyor şu anda. Diyor ki baba ben bir araba nasıl alınır? Düşünemiyorum diyor. Yani böylesine karamsarlıklar içerisinde. Ona da bazı önerilerim oluyor. İşte gelecekten asla umut kesme adına. Bir başka özellik. Mustafa Kemal askerliğin ve savaş sanatının bütün inceliklerini uygulamıştır. Harp prensipleri, harekat prensipleri bunların hepsini somut biçimde hayata geçirmiştir. Peki ne, nasıl? Neden? Çünkü işini, görevini çok iyi öğrenmiştir de ondan. Kendini çok iyi yetiştirmiştir de kendi alanıyla ilgili ondan. İşte demin konuşulduğu hem Fatih Başkanım hem Aşar Bey, Aşar Hocam. Gençler, lütfen kendinizi alanlarınızda ne olursa olsun iyi geliştirin. Uzmanlık alanınıza hakim olun, kendinizi yetiştirin. Herkes sizi parmakla göstersin. Ben askeri okullarda da öğretmenlik yaptım. Oradan da çok öğrencilerim var. Onlara aynı ilk söylediğim şuydu. Belki piyade, topçu, tankçı olacaksınız. Ne olursanız olun, en iyi piyade olun, en iyi topçu olun, en iyi tankçı olun. Alanınızı iyi bilin. İnsanlar sizi, ya işte şu arkadaşım var ya, şu teğmen var ya, ya da şu assubay var ya, Allah vatana millete bağışlasın. Keşke benim elimde bunun gibi bir kişi daha, iki kişi daha olsaydı desinler. Ha şunu da söyleyebilir, ha şu mu? Allah kahretsin bunu yetiştiren adamlara lanet olsun da diyebilirler. Hangisini dedirtmek istiyorsanız sizin elinizde. Bunun için unutmayın, bilmek egemen olmaktır. Eğer, dedim ya az önce yaklaşık 62 yaşındayım, sizin yaşlarınızda olsaydım, genç olsaydım, inanın yapacağım işlerden bir tanesi çok daha fazla kitap okumak olacaktı. Bunu ısrarla öneririm çünkü kendini geliştirmenin temel yolu bu. Mustafa Kemal Tanrı'ya inanan bir insandı ama işini şansa ve Tanrı'ya bırakmamıştır. İnançları çok güçlüdür ama onu hep içinde yaşamış, dışa vurmamıştır. Giriştiği her faaliyette önce sonuna kadar mücadele etmiş, çalışmış, çabalamış. Ondan sonra hazırlıklarını yapmış, ondan sonra Tanrı'dan yardımcı olmasını beklemiştir. Ama hurafelere, bidatlara hiçbir zaman prim vermemiştir. Kader gayrete aşıktır diye bir söz var. Yunus Emre'nin bir sözü, çok severim. Kader gayrete aşıktır. Senin kaderin ne kadar çalışacağına bağlıdır diye. Bunu kendi kaderini, kendi çabasıyla çizdiğini, çizişinin somut örneklerini vermiştir. Çanakkale'de, bakın Çanakkale'de o uydurulan yeşil sarıklılar, işte bir anda bir sis geldi, Yunanlılar şey ya da düşmanlar, İngilizler yok etti falan. Bu türden sözlere hiç itibar etmemiştir ve her seferinde şu, ben Mehmetçiğin hakkını yeşil sarıklılara yedirmem. O yeşil sarıklılar Filistin'de neredeydi, Yemen'de neredeydi, Sarıkamış'ta neredeydi, Galicia'da neredeydi der, itiraz eder. Lütfen sizler de kendi kaderinizi çabanızla, emeğinizle, çalışmanızla kendiniz yaratın. Yine Mustafa Kemal koşullar olgunlaşmadan hiçbir adımı atmamıştır. Hangi etmenlerin dikkate alınması gerektiğini değerlendirmeden harekete geçmemiştir. Zaman faktörünü hiçbir zaman göz ardı etmemiştir. Her şey bir olgunlaşma dönemi, bir olgunlaşma zamanı vardır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yakınlarını, çalışma arkadaşlarını çok iyi seçmiş. Önceliği, bütün önceliği liyakate vermiştir. Kendisiyle farklı düşünen insanlar bile olsa
liyakatli olan insanları elinden tutmuş, en önemli mevkilere getirmiştir. Yine bir başka husus, milletine her zaman çok güvenmiştir. Uygun liderlik ve uygun ikna süreçleri kullanıldıktan sonra bu milletin başaramayacağı hiçbir işin olmadığını, olmayacağına gönülden inanmıştır. Sevgili gençler, son zamanlarda özellikle sosyal medyada kardeşim bu millet cahil. İşte bunlar bir torba makarnaya, bir torba çimento bilmem bir şeylere tav oluyorlar. Artık bu millet kaybedilmiş, adam olmaz şeklindeki sözler, yazılar, bunların çok yaygın olduğunu görüyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Çok yanlış bir tutum. Çünkü bu millet milli mücadele döneminde de cahil değil miydi? Okuma yazma oranları milli mücadele döneminde, hemen arkasından demiyorum, %2'lerde, %3'lerdeydi. Bakın şimdi kimse şunu unutmasın. Kimse annesinin karnından şucu bucu olarak doğmaz. Şu takımdan, işte şu partiden, şu örgütten, şu takımın taraftarı olarak doğmaz. İnsanlar olurlar. Bakın ismini de koy. Hiç kimse anasının karnından PKK'lı doğmaz. Hiç kimse Atatürkçü de olmaz. Hiç kimse AKP'li, MHP'li, Fenerbahçeli, Galatasaraylı şu bu olmaz. Doğmaz. İnsanlar olurlar. Bu olmanın temel koşulu bilgidir. Sahip olduğumuz bilgilerdir. O nedenle eğer siz insanlara, kitlelere, topluma uygun mesajları o kitlenin anlayacağı biçimde ulaştırırsanız, onları ikna edebilirseniz, anlatabilirseniz bu durumda değişmeyecek. Ben psikolojik harekat üzerine çalıştım. Bir PKK'lının nasıl silah bırakıp komutanım ben de sizle beraber bana silah verin, sizle beraber olmak istiyorum dediğini yakından gördüm. Anlatırsanız o insanları ikna edebiliyorsunuz. Doğruyu gösterebilirsiniz. Bu biraz zordur, meşakkatlidir ama başarı zor ile sağlanabilir. Ve bir başka husus, üslup sevgili gençler. Nezaketin, ben bu yaşıma geldim, nezaketin bir erdem olduğunu öğrendim ve sizlerin de bu konuda bunu unutmamanızı dilerim. Kaba güç, küfür, hakaret kabul edilemez. Kötü muameleyle, kabalıkla kimseyi ikna edemezsiniz. Şimdi ya kimsenin bilgisini bilgiler kaba güçle, küfürle değiştirilemez. Sinirlerimize hakim olmayı öğrenmemiz gerekir belki. Atatürk hiçbir zaman hiç kimseye kötü bir muamelede bulunmamıştır. Düşmana bile. Bakın 2 Eylül, yani Büyük Taarruz'un birkaç gün sonrasında 2 Eylül'de Trikopis, yani Yunan 1. Kolordu komutanı, aslında Hacı Anesti'den, Anesti'nin arkasından Asya orduları komutanlığına atandığı mesajı gitmiş ama kendisi bunu öğrenememiştir. Esir edilmiştir. Mustafa Kemal Trikopis'i bile ayakta karşılamıştır. Buyurun general, elini sıkmıştır. Buyurun general, oturun. Ve üzülmeyin, dünya tarihinde pek çok büyük komutan savaşta yenilmiştir. Bunlar olabilir diye onun gönlünü almaya çalışmıştır. At arabacısıyla ilgili bir diyaloğu vardır. Bir gün at arabası, bir fayton çağırırlar, yani gezmek ister. Arkada otururken faytoncu elinde kırbaçla sürekli de atları döver. Mustafa Kemal bunu görür. Der ki ya yanına gelebilir miyim faytoncunun? Hay hay, yanına çıkar. Der ki ben kullanabilir miyim şu dizginleri, verir misin bana? Hay hay paşam. Ve alır, kullanır. Kullanırken
Sorar faytoncuya, nasıl, iyi kullanabiliyor muyum, başarabiliyor muyum? Evet der paşam, çok iyi yapıyorsunuz. Ha, belki o anda yağcılık şunu falan. Ama Mustafa Kemal şunu söyler. Ben binlerce insanı yönettim, ordular yönettim ama hiçbir zaman kırbaç kullanmadım. Bana bazen sosyal medyada lan albay falan diye ben böyle yazdım ama cevaben böyle bir şeyler yazıyorlar. Lan albay diye. Ha yani diyorum ki o lan lafını sana mis diye iade ediyorum ama oturup ona cevap veriyorum. Bana bazıları da niye bu kadar hoş görürsün diyorlar. Arkadaşım ben o bir insanı kazanmam lazım. Küfür ettiğim zaman, def ettiğim zaman ben onu kazanamam. Yanıma çekemem. Ve son olarak sormuyorum sizlere ama beyler, hanımlar, genç arkadaşlarım, ben Atatürkçüyüm diyen hiç kimse nutuğu okumamışlık edemez. Lütfen herkesten nutuğu okumasını rica edeceğim. Hatta bunu ilk kez size buradan kurultay aracılığıyla vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı. Nutuk 15 ile 20 Ekim 1927 tarihleri arasında 5-6 günde o dönemde okunmuştur. Ben bu dönem 15 Ekim'i, 15 Ekim ile 29 Ekim arasında uzatıyorum 2 haftalık dönemi. Nutuk okumak üzere bir nutuk okuma kampanyasına dönüştürmeye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İnşallah lise seviyesinden başlamak üzere ülkede bir kampanya başlatalım. Gençler, 15 Ekim ile 29 Ekim arasında yani 100. yılda nutuğu okumamış hiçbir gencimiz kalmasın diye bunu sizle paylaşıyorum dedim. Kurultay sonuç kararı olarak belki düşünülebilir. Ben sözlerime son veriyorum. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bize bu aziz vatanı bırakmak üzere canıyla, kanıyla, tüm varlığıyla mücadele eden, başta büyük Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Sağ olun. Evet, ağzınıza sağlık komutanım. Sırada geçici sığınmacı ve kaçak sorunlar çözüm önerilerini dinlemek üzere emekli albay Orkun Özenler'in güçlerini aldım. Kıymetli konuklar, fazla vaktinizi almayacağım. Hemen 10 dakikada bitireceğim. Çünkü eşim bu konuda ikaz etti, kısa kes diye. Sığınmacı konusunda saatlerce, hatta günlerce konuşabilirim. O yüzden enerjinizin düştüğünü biliyorum. Bu sığınmacı konusunda nasıl girdiğimi önce anlatayım. Emekli olduktan sonra, tabii emekli olmadan önce de bu gözlem yapıyorsunuz. Suriye'nin kuzeyinde bir terör kuşağı oluşturuluyor. PKK ve YPG ile beraber bir terör kuşağı oluşturuluyor. İşte buradaki halkı ağırlık olarak Türkiye'ye sürmüşler. YPG buraya yerleşiyor. Bunları görüyorsunuz. Ardından bu kadar milyonlarca insan Türkiye'ye gelmiş. Demografik olarak Türkiye'nin yapısını bozmakta. Bunu da görüyorsunuz. Bunu artık zaten herhalde görmeyen kimse yoktur. Herkes bunda farkındadır. Buradan başladı benim ilgim. Ya bu bir beka meselesidir dedim. Buna farkındalık yaratmak lazım. Ülkeyi idare edenlerin belki görmedikleri, bilmedikleri bir durum vardır. Onlara bunları öğreterek, anlatarak, farkındalık yaratarak, kamuoyu oluşturarak bir şeyler yapılabilir. Düşüncesi içerisinde dedim. Çünkü yıllarca silahlı kuvvetlerin üniformasıyla mücadele ediyorken çatışmalara girdik. Yanımda arkadaşlarım şehit oldu. Şehitler verdik. Gazilerimiz var. Ya bu mücadelede
ülkenin üniter yapısı, bağımsızlığı için mücadele etmiş bir kişiyim ve sorumlu olduğum, yanında kan akıtmış, kan dökmüş arkadaşlarım var. Bu emeği boşa çıkmaması gerekir. Eğer bu gelen sığınmacılar ülkemde yaratacakları beka problemi neticesinde benim bağımsızlığım, üniter yapımı bozacaksa, o yıllarca görev esnasında yapmış olduğumuz emeklerin hepsi boşa gidecek. Ben o zaman o silah arkadaşlarımın yüzüne bakamam. Bu düşünceyle emekli olduktan sonra da bir farkındalık yaratmak adına bir işe soyundum. Tuttum, raporlar okudum. Önce raporlar okumaya başladım. Okuduğum raporlarda enteresan şeylerle karşılaşıyordum. Neydi bu enteresan şeyler? Ve bunlar devlet verileriyle, şimdi aslında benden önceki konuşmacıların anlattıklarıyla benim anlatacaklarımı eğer bütünleştirebilirseniz benim söyleyeceklerim daha da anlamlı hale gelecektir. Bu raporlarda o duygusallıktan uzak analitik sonuçlar çıkartmaya başladım. Ahşam hocamızın anlattığı gibi orada istatistik veriler vardı. Bu verileri başkası farklı okuyorken ben farklı okuyabiliyordum. Bu endişelerle o zaman işte bir YouTube kanalı kurdum, anlatmaya başladım. Neydi mesela örnek olarak söyleyecek olursam, Suriyeli Barometresi diye bir rapor var, Suriyeli Barometresi. 2017 yılından beri bu çeşitli anketlerle, verilerle bugüne kadar gelen bir çalışma, çok kıymetli bir çalışma. Tamamıyla devletin yani Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayanarak hazırlanmış bir rapor. Bu raporda şu anketi gördüm. Türk halkına sormuşlar 2017 yılından bugüne kadar Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz diye. İstatistiksel verilere baktığın zaman Türk halkı her geçen yıl Suriyeliler hakkında olumsuz düşüncelerin yukarıya doğru şiddetli bir şekilde çıktığı görülmekte. Suriyelilere sormuşlar Türk halkı hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Enteresan, Suriye halkı da, Suriyeliler de Türkler hakkında olumsuz düşüncelerinin süratle artmakta olduğu görülmekte. Yani istatistiksel olarak baktığınız zaman o iki toplum olumsuz düşünceleri yukarıya doğru gitmekte. Yani iki toplumun çatışması kaçınılmazdır. Yani bunu o raporda bu şekilde okumuyor ama ben bunu bu şekilde okumaya başladım. Bunu anlatmaya başladım. Sonra 2017 yılında Polis Akademisi yayınlamış orada bir rapor var. Onunla bir dehşete düştüm. Bize nasıl bunun dikte edildiğini anladım. Yani sığınmacıların bu ülkede tutulması için nasıl bir algı oluşturulmaya çalışıldığını anladım o raporda. Daha sonra Avrupa Birliği tarafından hazırlanan raporlar var. Bu raporda da işte Suriyelilerle, burada sığınmacı olarak gelenlerle daha doğrusu yapılan görüşmeler var. Bu görüşmelerde diyor ki biz diyor günlerce diyor, 5 gün diyor, gece gündüz diyor şeyde yatıyoruz diyor. Bir kağıt alabilmek için, geçiş sığınma statüsü sahibi olabilmek için. Bu insanlık dışı bir dram diyor. Yani Avrupa Birliği'nin hazırlamış olduğu raporda hani bizim ya Suriyelilere, sığınmacılara çok haklar veriliyor diyoruz, şikayet ediyoruz ya. O raporda tam dersine sığınmacılara burada hiç de hoş davranılmadığı, haklarının tam olarak verilmediği, mağdur edildiği şeklinde bir sonuç çıkıyor. Ve şunu görüyorum, bunu konuşmamın sonunda tekrar değineceğim. Diyor ki, efendim de Türkiye'nin diyor her yerinde diyor aynı muameleye maruz kalmıyoruz il bazında diyor. İstanbul'un bile doğu yakasıyla batı yakası arasında farklı muamele görüyoruz diyor. İşte Yalova'ya gittik zaman daha iyi oluyor, daha kolay işlerimiz halloluyordu. Falanca yerde işlerim çok zor oluyor diyor. Yani il bazında bile farklılıklar olduğunu Suriyeliler şikayet olarak bile getirmişler. Sığınmacılar diye. Bu benim araştırmalarım bu sefer gettolaşmış yapılar üzerine yoğunlaştı. İşte Bursa'da adı Çarşamba olan, artık Şam kısmı sadece kalan Çarşamba semtinin. Orayı gezdim, oradakilerle görüştüm. Duruma baktım. Sonra geldim Ankara'da
hepinizin bilmiş olduğu Altındağ'da Önder Mahallesi var. Önder Mahallesi'nde birkaç kere gittim. Orada bir okul, idarecilerimiz, Suriyeli öğrencilerle, Türk öğrencilerle görüştüm. Yine bu semtte görev yapan polislerimizle görüştüm. Esnafla görüştüm. Mahalle sakinleri, gerek Suriyeli, gerekse Türk mahalle sakinleriyle görüştüm. Onlardan çok güzel bilgiler aldım, veriler aldım. Bunları aldıkça durumun vahameti kafamda daha da belirmeye başladı. Yani ilk başta başladığım şeyin, noktanın çok daha üstüne vahime doğru gittiğini, tablonun gittiğini gördüm. Nedir işte okuldaki eğitimlerin problemi yanı sıra oradaki esnafımızın, Türk esnafının nasıl rekabet edemez pozisyona geldiğini gördüm. Sığınmacı olarak Suriye ağırladı orada Önder Mahallesi'nde. Mahalleyi tamamen nasıl ele geçirdikleri, bütün esnaf ve işletmelerin neredeyse tamamının Suriye sığınmacılar tarafından işletildiğini, hatta çok ilginçtir, site, yani siteler var ya, mobilyacılar, mobilya merkezi, yaklaşık %20'si işletmenin Suriyeliler tarafından işletildiğini öğrendim. Dehşet bir rakam. Bugün bu rakam böyleyse yarın ne olacak? Bunlar beni dehşete düşürmeye başladı ve bunları çıktığı programlarda da anlatmaya başladım. Tabii bu yetmedi. Bu sefer hududa gittim. Bir milletvekilimizle beraber İran hududuna, Van bölgesindeki hududa gittim. İyi ki gitmişim. Kafamda yani o bölgede incelemeler yapmaktı. Fakat olayın bu sefer çok daha farklı bir boyutunu gördüm. Oradan kimler geçti İran hududundan? Milyonlarca Afgan ve Pakistan ağırlıklı insanlar, gençler ağırlıklı olarak geçtiler. Nasıl geçtiler kısmını ayrı sorguluyorum ama neden geçtiler kısmını düşünmeye başladım. Neden milyonlarca, binlerce değil bakın milyonlarca, bu devlet İçişleri Bakanlığı'nın verileriyle konuşuyorum. Yani kayıt dışı verilerin hiçbirisine girmiyorum. Neden geçtiler? Niye geçtiler? Bu sefer bunu araştırmaya başladım. Ve bunu araştırdıktan sonra bingo oldu. Tablo yani vahimden de büyük, çok ciddi bir radikal İslam, yani bu Taliban kafası bir yapının Türkiye'de çok etkili olduğunu gördüm. Devletin, daha vahimi, devletin birimlerinin bunlarla irtibatlı olduğunu gördüm. Afganistan'daki görüş şu, diyor ki Afganistan, Pakistan ve Türkiye İslam'ı birlikte yaşaması gerekir. Bu inancı üzerine milyonlarca insan aktı buraya. Afganistan, Pakistan ve Türk halkının üzerinde oluşturacak İslam anlayışı. Ha burada cemaat ve Türkiye'deki cemaat ve tarikatlara da kötü bir haberim olacak. Onlar sizi de istemiyor. Onlar sizi de istemiyor. Yani bugün Türkiye'deki menzili, nurcusu, hangi cemaat olursa olsun adam onlara bile cihat açıyor. Bunun farkına varanlardan birisi kim? Cübbeli Ahmet Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca bunun farkında olduğu için gitti. Savcılığa ihbarda bulundu. Bu yapı ile Türkiye'de halifeliğin gelmesi, bakın bu arada halifeliğin gelmesi de samimi İslami düşünceler içerisinde olan kişiler halifeliğin gelmesini çok iyi bir şey olarak görebilir. Onları ayrı bir kenara koyuyorum ama halifelik tamamen İngiliz oyunu olarak Türkiye'ye getirilmeye çalışmakta. Çünkü tüm dünyadaki İslam devletlerini kontrol edebilmenin en güzel yoludur halifelik. O amaçla bunu dikte ediyorlar. Ya bakın bunları Türkiye'de kitap haline getirmiş. Türkçe olarak basılmış ve devletin ilgili birimlerin de bunlardan haberi var. Takip ediyorlar. Beni en çok şeye düşüren kısmı da bu. Hayrına düşüren kısmı da bu. Umarım içimizde o devletin ilgili birimlerinden de arkadaşlarımız vardır. Benim bu söylediklerimi dikkate alırlar.
notlarını alırlar, ilgili yerlere bildirirler, arzu ediyorum. Ama bu yapı, yani sığınmacılar, Türkiye'deki sığınmacılar, milyonlarca sığınmacılar dediğimiz zaman sadece demografik yapımız, işte efendim Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti bitmiyor. Ya muazzam bir, dehşet bir oyunun içerisindeyiz. Ha şimdi bu oyunu herkes biliyor mu? Biliyor. Yani Türk halkının %90'ı böyle bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu biliyor. Bunu %50-55'i ifade ediyor. %30-35'i söyleyemiyor. Geri kalan da bilmiyor. Ama %90'ına yakını böyle bir oyun içerisinde olduğumuzu biliyor. Peki ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Tabii yapılabilecek bir şey var. Yapılacak şeyler var daha sonra. Bir örnekle anlatayım öncelikle. Sur operasyonları esnasında hakim bir binadayız. Bulunduğumuz yerde bir uçak savar, silah var, diğer silahlardan da var. Teröristlerin bulunduğu binanın duvarının yıkılması gerekiyor. Tam yerleşim yerinin ortasında. Ama mümkün değil. Ne tank atıyor, ne top atıyor. Yıkmamız mümkün değil. Uçak savar mermisiyle bir atım attık. Duvarda toz kaldırdı. Duvarda toz kaldırdı sadece. Uçak savarı sehpası vardır. Sabitledik. Ve sabitledikten sonra atmaya başladık. 100, 200, 300, 400, 800, 900, belki 1000. mermide duvar delindi. Duvar delindi. Ben o 1000 mermiden bir tanesiyim. Biraz önce dedim ya, benden önceki konuşmacıların konuştuklarıyla bu konuştuğumu eğer bütünleştirirseniz daha anlamlı olur. Ben söyleyeceğim, siz söyleyeceksiniz, o söyleyecek, herkes söyleyecek. Hepimiz birer mermiyiz. Ve o duvarda gedik açmak için hepimize ihtiyaç var. Ben belki başaramayacağım çünkü 600. mermideyim. Ama ben olmasaydım o 1000. mermiye gidilemeyecekti. Ya da 999. mermi. Herkes olayı eğer böyle düşünürse hedefe gidilebilir, sonuç alınabilir. Efendim ne yapabiliriz? Çok basit. Sosyal medyadan, çeşitli yerlerden paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımlar beğenin, retweet yapın, bir kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. Bunu, bakın yapmış olduğumuz paylaşımları bile beğenmeye korkan arkadaşlarımız var. Biliyoruz bunları, sizler de biliyorsunuz. Ha, burada oturanların tamamının da benim gibi düşündüğünü biliyorum. Yani ben Türkiye Türk'ün propagandası yapmış gibi olmak istemiyorum ama sadece sizlerin de etrafınızdaki insanlarla, biraz önce Alican komutanın bahsettiği yani milli mücadele, iletişim, iletişim, iletişim. Yani sizin, efendim, bu benim gibi düşün. Hayır, o herkese iletişim halinde olacağız. Ve anlatmaya çalışacağız. Korkmaması gerektiğini. Benim gibi düşünüyorsun, korkmadan beğeni yapması gerekiyor. Paylaşım yapması gerekiyor. Bunları yapmak bile, bir kamuoyu oluşturmak bile bir güçtür. Ondan sonra ne yapabiliriz? Bakın, yerel seçimler yaklaşıyor. Bu konu partiler üstü bir konudur. Hiçbir partinin tekelinde de değildir. Bu bir milli meseledir. Tedbir alınması gerekir. O yüzden konuşmamın başına dedim ya, Suriyeliler, sığınmacılar, farklı illerdeki yapıları bile uygulamalardan bile muzdaripler. Demek ki neymiş? Bazı illerde, bazı ilçelerde çok daha güzel uygulamalarla sığınmacıların orada enterne edilmesi, uzaklaştırılması ya da orada tutulması sağlanabiliyor.